Bu videoda geometriyi geliştirmeniz adına gereken 3 tane önemli maddeyi açıkladım arkadaşlar. Bu 3 önemli madde ile geometriyi çok çok daha ileri seviyelere taşıyacağınızdan eminim. O yüzden hiç zaman kaybetmeden bu 3 maddeyi anlatmaya başlıyorum. Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Bu videoda biraz size geometriden bahsedeceğim. Geometriyle nasıl çalışmalıyız falan. Çünkü hepinizin aklında bu soru var neredeyse. Ve hani bunu da cevaplamam için bana çok talep geldi. Ben de artık bu soruyu cevaplamanın zamanı diye düşünüp bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. 3 tane maddemiz var. 3 kritik maddemiz var. Bunlardan hemen videoya geçiyorum hiç uzatmadan. Bunlardan ilki şu. Geometri gerçekten çok nankör bir ders arkadaşlar. Yani hani ne demek istiyorum? Siz bir hafta, 1,5 hafta boyunca eğer geometriye çalışmazsanız bunun negatif etkisi, negatif geri dönüşü çok hızlı bir şekilde olacaktır. O yüzden geometriye çalışmayı bırakmamak gerekiyor. Yani bu nasıl olur? Geometriye her gün zaman ayırarak olur. Neden böyle peki? Çünkü şu şekilde biz mesela geometri el alışkanlığımız var. Biliyorsunuz geometri biraz el alışkanlığıyla çözülüyor. Mesela soruyu görünce tahmin ediyoruz. Ha buradan dik indireceğim gibi. Peki bu tahminleri neye göre yapıyoruz? İşte soru çöze çöze artık aynı soruyu 5. 10. kez çözünce diyorsun ki bilinçaltında istemsiz olarak şuradan dik çekeyim deneyeyim diyorsun. Bir bakıyorsun denemen olumlu sonuç vermiş, doğru cevaba gitmişsin. Ama işte o doğru tahmini yapabilmek için bilinçaltında onun işlemesi için senin yeteri kadar soru çözmen lazım. Ve çözdüğün soruları da taze tutman lazım. Yani senin 4 ay 5 ay önce çözdüğün soru tipini 4 ay 5 ay sonra hatırlaman pek mümkün değil. O yüzden her gün düzenli bir şekilde benim kanaatimce 25-30 tane geometri sorusu en az çözmek gerekiyor arkadaşlar. Ve eğer konularınız bitmediyse kalan konularınızdan bunu çözebilirsiniz. Ama eğer konularınız bittiyse denemelerden çözmelisiniz. Yani birinci maddemizi özetleyecek olursak birinci maddemiz şu arkadaşlar. Düzenli geometri soru çözümü. Çünkü düzenli çözmezsek çok hızlı bir şekilde unuturuz ve geometrinin bu nankörlüğüne biz de kapılmış oluruz. O yüzden düzenli bir şekilde geometriden soru çözmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci maddeye gelelim. İkinci maddemiz şu arkadaşlar. Bizim geometride deneme çözmemiz lazım. Ya fark ettiyseniz genelde kitaplarda hani birkaç kitabı hariç tutuyorum. Hani mesela acile hariç tutuyorum. Tamam. Acil dışındaki kitapların çoğunda karşılaştığımız sorular denemelerde karşılaştığımız sorulardan farklı oluyor. Yani biz kitapta çözdüğümüz soruyu tamam güzel çözüyoruz. Denemede bir geliyor oradan öyle katlamış, oradan kesmiş, oradan yapıştırmış. Yok işte sokaktaki elektrik teliymiş, çarpmış, çürtmüş, deftermiş falan. Böyle sorular geliyor. Günlük hayata entegre ediyorlar. Biz de bunları yapamıyoruz dolayısıyla. Kafamız karışıyor. İşte bunları daha rahat yapabilmek için bol bol deneme çözmemiz lazım. Çünkü bu soruları daha çok denemelere koyuyorlar. Çünkü biraz daha özel sorular ve bulması daha zor soru bunları. Hani ya örnek veriyorum. Buraya 100 tane geometri sorusu çizersin. 100 tane işte üçgen çizersin. Geometri sorusu oluşturursun. Ama o üçgeni elektrik direğine taşıdığın zaman işte o üçgeni ne bileyim bir defteri katlayıp üçgen yaptığın zaman falan bunu 100 tane soruyu 2-3 soruda belki ifade edebilirsin. Yani soru tipi biraz daha gerçek sınava yaklaştıkça yazılabilecek soru sayısı azalıyor. O yüzden yazarlar da bu tarz önemli soruları, sınava daha yakın soruları denemelere saklıyorlar. Kitaplara pek koymuyorlar. Bu yüzden biraz daha konularımız bittikten sonra denemelerle bol bol deneme çözerek geometriyi taze tutmamız gerekiyor. İkinci noktamız da buydu. Bol bol deneme çözmek gerekiyor geometride. Yani elinize gelen denemelerin çoğunu tabii bazı öncelikler var. Mesela acil bir önceliktir. Ya da mesela geometrinin matematik denemeleri bir önceliktir. Onların içinde de geometri var. Ama bunun dışındaki bu öncelikler dışındaki denemelere de zaman ayırmak gerekiyor. Ne kadar çok deneme o kadar iyi sonuç demektir geometride. İkinci noktamız buydu. Üçüncü noktamız da şu arkadaşlar. Geometride soruları gördüğünüz zaman ya ben bunu yapamam deyip atlamak doğru bir hareket değil. Neden değil? Çünkü geometride siz soruya uğraşırken aslında çok şey öğreniyorsunuz, farkında değilsiniz. Mesela soruya uğraşırken örneğin işte dışarıdan üçgen çiziyorsun, yok dik çekiyorsun, yok işte hipotenüs bulmaya çalışıyorsun falan filan. Ondan sonra bunları yaparken mesela bazen şey geliyordur aklınıza. Ha ben aslında böyle bir yöntem yapabilirim başka sorular. Tamam bu soruda tutmadı ama başka sorularda böyle bir yöntem uygulayabilirmişim diyorsun. Sonra karşına o hayal ettiğin tarzda bir soru gelince hemen ha ben böyle bir yöntem başka bir soruda uygulamıştım. Olmamıştı ama bak belki burada olur deyip orada uyguluyorsun. Yani senin geometride uğraşman, soruya bol bol zaman ayırman senin geometriyi geliştirmendeki en önemli etmenlerden birisi. O yüzden geometri çözerken böyle 15-20 saniye soruya bakıp ya bu zormuş deyip geçip cevabını işte gör yani işte videoysa her neyse cevabına bakmak yerine
Sizin o soruya en azından bence bir 4 dakika, 5 dakika falan uğraşıp daha sonrasında aklınıza bir yöntem gelmediyse, eğer aklınıza yöntem geldiyse 5 dakika doldu tamam bırakıyorum deyip kalem fırlatmayın zaten. Yani 5 dakika içinde hala aklınıza herhangi bir yöntem gelmediyse o zaman sorunun çözümüne bakabilirsiniz. Ama aklınıza bir yöntem geldiyse tabii ki de bu yöntemi uygulayıp sonucunu görün. Dediğim gibi geometride bu şekilde uğraşmak da insana o soruyla alakalı olmasa da çok şey katıyor ki bu da size gerçek sınavda rakiplerinizin önüne geçecektir. Geometride işte dediğim bu 3 ana etmeni uyguladığınız zaman bu 3 önemli maddeyi geometri çözerken ya da geometrinizi geliştirmek adına ders programınızda uygularsanız arkadaşlar geometride alakalı ben bir sorunuz olacağını zannetmiyorum. Geometri kaynak önerisi veya deneme önerisi arayan varsa da bununla alakalı videomuzu çekmiştik. O videoyu da izleyebilirsiniz. Orada çok ayrıntılı bir şekilde paylaşmıştım. Hatta onu da şuraya bir yere bırakırım o videonun linkini. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.